biz yol yaparak CHP zihniyetinin insanımızı mahkum ettiği yokluk, yoksulluk, fakirlik ve işsizlik zincirlerini parçaladık. İşte hemen şurada. Ümraniye. Ümraniye çöplüğünün ne hale geldiğini. Oranın belediye başkanı kimdi? Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanıydı. Ve o çöplük patladı. Ve orada 39 vatandaşımız öldü. E çünkü CHP bu demektir. Orayı yeşil milli park haline daha sonra biz getirdik. Biz yol yaparak Türkiye'yi İstanbul finans merkezi yaparak stratejik bir projeyi hayata geçirebilecek modern bir altyapıya ve vizyona kavuşturduk. Tüm bunların yanında biz yol yaparak otoyol yaparak 31 yeni havalimanı inşa ederek Bay Bay kemal ve ortaklarının özel uçakla il il dolaşmasını da kolaylaştırdık. Ne diyor? <laughs> Gelince uçakları satacakmış. E peki ya şimdi uçak kiralıyorsun onunla gidiyorsun. Demek ki kiralayacak imkanları da var. Onunla beraber seyahatlerini yapıyor. Bu millet bu milletin kendi uçaklarını inşallah bunlara asla devretmeyecek. Ben buna inanıyorum. <laughs> Tabii bir diğer önemli alan eğitimden sonra sağlık. Sağlıkta muhteşem adımlar attık. Ve Sadece Çamsakura Şehir Hastanesi'nden sonra biliyorsunuz havalimanında Murat Dilmener Hastanesi'ni süratle 45 günde yaptık. Burada Sancaktepe'de aynı şekilde aynı projeyi burada da uyguladık. Ve 1006 yatak her iki tarafta da hastaneleri o Covid döneminde süratle yaptık, 45 günde yetiştirdik. Kılıç kılıçkuşananın, aynı şekilde Kartal'da, aynı şekilde Göztepe'de, bütün bunları yaparak o sıkıntılı dönemi hamdolsun atlattık. Ankara'da bir tarafta Bilkent, öbür tarafta Etlik, şehir hastanelerini süratle yaptık ve şu an itibariyle büyük şehirlerimizden 19 tanesinde bu şehir hastaneleri yapıldı ve devam ediyoruz. Bundan sonra da Türkiye'nin diğer büyük şehirlerini inşallah bu hastanelerle donatacağız. Zira halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.